Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine CraftRise'a Skywars oynuyoruz. Evet, şaşırdığınız bir şey değil zaten arkadaşlar. Bugün başlıktan ötürü buraya girdiğinizi düşünüyorum. Başlıktan ötürü değil de beni sevdiğinden ötürü videoya giren arkadaşlarım. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Başlıktan ötürü giren arkadaşlarıma da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Videoları izleyenlerin %70'i kanala abone değilmiş. Abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca şu anda çok hastayım ve böyle hasta hasta arkadaşlar video çekmeye çalışıyorum. Bir haftadır falan video atamıyorum, artık yapacak bir şey yok. Bu halde video izlemek zorunda kalacaksınız. Hastalığımdan ötürü şimdiden özür diliyorum ve yorumlara bir tane geçmiş olsun. Like butonuna da bir tane like atarsanız iyileşeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, bir geçmiş olsunuzu alırım yani. Hadi video geçelim. Ben hastası da like'larınızı bekliyorum kankalarım. Evet, bugün arkadaşlar Skywars'a çok özel bir özelliği göstereceğim size. Bu arada oyunda adım bug. Evet, oyunda adımı bug yaptım. Niye dediğinizi duyar gibiyim, çünkü bugünkü şey aslında bug gibi. Aslında bir özellik ama bug gibi bir şey. Yani normal Minecraft'ta bu özellik yok arkadaşlar. Sunucularda vesaire paketlerle, pluginlerle eklenen bir özellik. Yağız abi burada mı diyor. Sence burada mıyım acaba? Hadi bir düşün bakalım Cenk'cim. Sence burada mıyım? Bu arada az sonra özelliği göstereceğim arkadaşların, özelliğinin ne olduğunu merak edenler için. Özellik oyun içinde kullanabildiğiniz bir iyilik mi? Hani iyi olan bir şey aslında. Çok kötü bir şey değil, sizin işinize yarayacak bir şey. Ancak ben bunu videolarımda hiç kullanmıyordum. Kimse de niye kullanmıyorsun bana demiyordu. Çünkü kimsenin haberi yokmuş bu özellikten. Ben de dedim niye çekmiyorum. Ayrıca şunu da söylemem gerekiyor değerli kankalarım. Siz bu özelliği biliyor olabilirsiniz. Bu özellik öyle aman aman saklanan bir şey değil. Ancak geçen gün biz yayında oynarken böyle bir işte 60-70 kişiydik. Bu özelliği fark ettik. Ben de işte sordum arkadaşlarıma, yayını izleyen kankalarıma. Bu özelliği biliyor musunuz dedim. Herkes birden yo ilk defa gördük bu özelliği falan yazlar. Aradan böyle tek tük bir iki kişi yani yeni mi öğrendin tarzında mesaj attı. Ben de bu özellik bu kadar az biliniyorken neden bu özelliği çekmiyoruz diye düşündüm. Bu arada bu kankamı da kestim. Şöyle bir tane de gapple'ı yiyeceğim. Kendimi garantiye almak amacıyla adamdan çıkan botu da giyeceğim. Diamond kılıcını da alacağım. Şöyle patlayıcı çeviklik iksirini de alalım. Gereksiz itemlarımızı atalım. Şöyle love'ımızı da şöyle alıp gereksiz itemları da bir yakayım. Adam gelirse love'ı da kullanırız. Ne diyordum abi? Bu özelliği içinizden bazıları biliyor olabilir. Hatta belki de birçoğunuz biliyordur. Hani CraftRise'de sürekli oynayan, işte böyle PP sunucularında sürekli oynayan, PP geliştirmeye çalışan arkadaşlar vardır aranızda. Onlar bu özelliği biliyor olabilir arkadaşlar. Gayet normal. Hani bu PPC özelliği tarzında bir şey aslında. Hani sırf böyle yakın zamanda işte Skywars SC oynayan insanların veya işte USC oynayan insanların rahat rahat eşya değiştirebilmesi için oluşturulan bir özellik bu. Ve bildiğim kadarıyla da bu özellik arkadaşlar işte şu en büyük son güncelleme ile gelmiş. Bu arada bu arkadaşı da kesebilirim galiba. Şöyle bir şey yaparsam diyecektim. Arkalandım. Evet efendim, arkadan gelen çocuk beni kesti. Düşürdü daha doğrusu. Diğer çocuğu kesiyordum. Tam bir kalbi kalmıştı. Uzun süre onda vs attık. Ancak arkadan biri geldi ve o çocuğu keserken beni düşürdü. Yapabilecek çok bir şey yok. Sağlık olsun diyerekten konuma doğru da yavaştan giriş yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım abi, bu özelliği aranızda illaki bilen vardır. Lan bu özelliği niye tanıtıyorsun şerefsiz diye bana küfretmeyin sonra abi. Şöyle okçularımı buraya koyacağım ki biri bana sıkmaya çalışırsa onlar beni korusunlar. Hop, ortadayız abi. Şuralarda buralarda bir yerlerde chest olması gerekiyor. Tamamdır, ilk chestimizi bulduk. Okey. Hiç yoktan item çıktı diyecektim. Birinin geldiğini sezdim. Güzel şekilde adamı kestik. Şu şekilde ben şunu da yiyorum. Kapat gel onu, bekliyorum yazmış abi. Tamam kankam, bir sonraki sefere hileyi kapatacağım, öyle geleceğim sana. Şöyle şunları da giyelim. Okey, şu anda tam set olduk arkadaşlar. Bu arada ortadaki chestlerin hepsinin alınmış olduğunu fark ettim. Evet, ufak bir sorun var. Benim ender pearl'üm var ve adamın da oltası var. Ben de ne yapacağım? Ender pearl'ümü kullanıp kaçacağım şimdi, izliyoruz. Okey. Yani olta bulana kadar o şekilde vs atmak zorunda kalabilirim. Çünkü olta lazım. Bu arada adam benim şeylerimi çekiyor, iskeletlerimi çekiyor ve iskeletlerimi kesmeye çalışıyor. Evet, o benim için büyük bir sıkıntı ki orada bir vs var. Vs'yi de clean up atarsak çok iyi bir performans yapacağımızı düşünmekteyim. Bakalım hangisini clean up atabilirsek onu atmaya çalışacağım. Evet, bir tanesi öldü galiba. Ölmedi ama kaçtı. Evet, öldü. Evet, oltası var çocuğum. Benim de oltam olsun. Bana niye olta vermiyor oyun? Ben de olta istiyorum oysa. İskeletlerimi kurtarın totoşumu. Evet, onlar vs atmaya başladı. Bakalım hangisini clean up atacağım.
Evet, ikisine de atamayacakmışım arkadaşlar. Çünkü diğer çocuk oltalı. Oltamasa o çocuğu keser miyim kesemez miyim belli olmaz. Ama şu anda kesemeyeceğim kesin. Aslında şu anda da kesebilirim ya. Sadece biraz iyi oynamam gerekiyor. O tür şivselerde kaçmamam gerekiyor. Ya oltasızlık çok kötü bu oyunda ya. Vallahi oltasız oynamak oyunu çok zor. Çocuklardaki mesafeyi açtım ama bu hala benim için büyük bir sorun. Evet, kafadan ok yiyoruz abi, görüyorsunuz. Şu an canım dahi dolmuyor zaten. Regen'i yemiyorum. Ananı satayım. Evet efendim, gelin şu özellikten size artık bahsedeyim. Özelliğin ne işe yaradığını falan farkına varacaksınız zaten. Normalde bu özelliği insanlar hakikaten kullanmıyormuş. Hani farkında olsalar bile kullanmıyormuş arkadaşlar. Hatta geçen gün video çeken bir arkadaşımla konuşurken bunun muhabbetine girdik ve arkadaşım dedi ki, oğlum ben hani videolarda falan bu özelliği bilmiyordum. Böyle tek tek uğraşıyordum falan, çok zor oluyordu. Videoları falan kesmek zorunda kalıyordum böyle envanterde falan dedi. Şimdi olayı anlatacağım, daha iyi anlayacaksınız zaten. Mesela şu an üstünde demir set var arkadaşlar, tamam mı? Normalde bir insan hani öldüğü zaman veya işte item çıktığı zaman birinden şöyle set envanterinize geliyor. Şöyle şuraya koyayım. İşte burada duruyor, tam böyle alıyor. Set envanterinize geldi. Sağ tıklıyorsunuz, seti giyiyorsunuz. Ama başka birini daha kestiniz. Ondan elmas set çıktı. Onu giyemezsiniz arkadaşlar. Giymek için böyle gelip bunu çıkartıp bunu buraya koymanız gerekiyor. Veya işte şöyle kısa yollarla hızlı hızlı yapmanız gerekiyor. Ama CraftRise'de öyle değil arkadaşlar. Belki diğer sunucularda da bir özellik olabilir. Şöylesiniz mesela. Böyleyken alıyorsunuz bu zırhı. Buna böyle bir kere sağ tıklıyorsunuz ve zırhı giyiyorsunuz. Hakikaten çok güzel bir özellik. Dediğim gibi bunu illaki bilenler olacaktır. Ancak bilse bile kullanmayanlar da olacaktır. Çünkü bu hakikaten az bilinen bir özellik. Ya bilinse bile insanlar kullanmıyor alışkanlıktan ötürü. Ben böyle eski videolarıma falan baktım, hiç bu özelliği kullanmamışım. Farkında bile değilim böyle bir şeyin olduğunu. Kimse de yorumlarda "Aa, böyle bir şey var, bunu niye kullanmıyorsun?" dememiş. Çünkü kimse de farkında değil böyle bir özelliğin olduğunu. Yani istisnalar, böyle iyi PvP'ciler veya işte bunu çok kullananlar aranızda vardır. CraftRise'ı bilenler veya işte diğer sunucuları bilenler vesaire illaki olacaktır. Ancak dediğim gibi bilmeyen insanlar da var arkadaşlar, o yüzden yargılamayın. Çünkü bu özelliği kimse söylemedi yani bana. Bunu böyle böyle kullan Yağız, niye kullanmıyorsun demedi kimse. Ben de hiç böyle eksikliğini hissetmedim yani normal Minecraft'tan alıştığım için. Ya canım benim, ben senin hayatını kurtarıyorum, sen geliyorsun bana şey atıyorsun, ok mok bir şeyler atıyorsun, ayıp değil mi ya? Neyse, benim iskeletlerim var, iskeletlerim beni koruyacaktır diye düşünüyorum yani, inşallah. Şuradan şunu da alayım. Güzel bir rekt. Bir tane daha. Güzel. Öldün sanki. Yoksa ben mi öldüm? Yok yok, sen ölürsün oradan. Sıra sende kanki. Oo, senin setin yok, sen onu direkt alacağım. Yani dalmayı planlıyorum direkt. Şöyle. Kazandık. Güzel arkadaşlar. Evet, konu da böyleydi. Bana da konuşmak için konu çıktı arkadaşlar. Yani ben böyle fazla şey yapamıyorum. Konuşamıyorum videolarda zaten. Bugün de hastayım. Bugün direkt hiç konuşamıyorum. Bu vesileyle bir kez daha sizden like isteyeyim bari abi ya. Hasta olunca hakikaten arkadaşlar video çekmek zor oluyor. Editlemek, uğraşmak falan bayağı zor oluyor. Disguise diyor abi biri bana. Vallahi bugün ilk defa disguise olduğum anlayın çıktı. Tebrik ederim kankam. Seni tebrik ediyorum. Demek ki benim izleyicimsin. Zekisin abi. Benim izleyicilerim zeki olur arkadaşlar. Bunu daha önce söyledim mi? Bu arada özelliği yine kullanmayacaktım fark ettiyseniz. Böyle tek tek envanteri açıp şunu şöyle çıkarıp atıyordum. Ama ulan dedim, dur bu özelliği kullan artık, biliyorsun. Videosunu bile çekiyorsun. Ve kullandım. Tamam, artık yargılamanıza gerek yok beni. Vallahi hakikaten bunu bilmediğime şaşırdım ya. Çünkü bayağı bir insan tarafından biliniyor. Aslında öyle aşırı insan tarafından da bilinmiyor ama çok basit bir özellik. Denesek bile yanlışlıkla fark edermişiz. Zaten yayında yanlışlıkla fark ettim. Sağ tıkladım. Elmas seti birden giydi. Ulan dedim, bu nasıl oluyor? Chat'e sordum, bu ne? Allah Allah, ne? Bir daha yap bakayım falan dediler. Bir de baktım elmas seti kendi kendine giyiyor. Ben bir şaşırdım. Ben bir durdum kaldım böyle. Görüşürüz kankam. Senin pantolonun ne işiymiş? Gayet güzel. Kılıcın da varmış. Kılıcını da aldım. Yayın da varmış. Yayın da işime yarar. Alev topu da çıktı çocuktan. Bot da çıktı. Gayet güzel, setimizi tamamlamış olduk. 5 kişiyiz. Ortadaki durumlar biraz iyidir diye düşünüyorum. Ortadaki chestlerin hiçbirini ben açmadım. Başkası açtığı için de doğal olarak setleri falan güzeldir çocukların. Ki 20 blok da bir tanesi. Gapple'ları yiyeyim. Mezara mı götüreceğiz gapple'ları? Şurada bir çocuk var zaten. Direkt ona dalacağım. Saklanmış aklı sır oraya. Ama artık saklanamayacak. Öldü çocuk. Bu da öldü. Bir tane kaldı galiba. O nerede? 40 blok ötede şuralarda bir yerde. Son yapımını yiyeceğim. Riske atmayalım.
Yakmaya çalışıyor şu an beni. Saldı mı? Foto diyor. Okey, çek. Dur bakalım. Ben kimim yazalım. Dur. Ben kimim? Hadi tahmin et. Yok, fark edilmem değilim kankam. İlker böyle koyuyor mu ki videolarına ya, değişik değişik isimler? Evet abi, bu oyunu da kazandık. Gayet güzel. Arkadaşlarla fotoğraf çekildik. Artık videoyu izlerse görür. Belki kanala abone bile değildir. Olabilir. Her neyse, lobiye çıktım arkadaşlar. İlk iki oyunu birazcık oltasızlıktan, birazcık da hastalığından ötürü kaybettim. Kusura bakmayın. Son iki oyunu da gayet güzel şekilde kazandık diye düşünmekteyim. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Sizleri sevdiğimi ve sizlere değer verdiğimi lütfen unutmayın. İyi ki varsınız kankilerim. İyi ki cansınız. İyi ki yanımdasınız. Yanaklarınızdan öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın, sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Bay bay.